Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 2020 model T-Roc'la beraberiz. Nasip oldu, sonunda bir T-Roc alabildik. Bayağıdır istediğim bir araçtı. Uzun zamandır da araştırıyordum. Sonunda güzel turuncu bir 2020 model. Highline. Zaten biliyorsunuz Highline ve R-Line paketi var sadece. Ama dolu dolu bir araç. Sunroof'undan elektrikli bagajına, hepsini birazdan bahsedeceğim. Arkadaşlar, aracımız 2020 model. 8. ay çıkışlı. Bunlarda artık hız sabitleyici sabit olarak gelmeye başladı. Daha öncesinde 2019'larda ve 2020'nin işte yarısına kadar olanlarda hız sabitleyici yoktu. Bizimkisinde var çok şükür. Özellikle ben alırken zaten ona çok dikkat ettim. Aracın rengi, beğeneni var, beğenmeyeni var. Duruş bakımından tatlı bir renk açıkçası. Özellikle açık havada kendini çok belli ediyor. Araç ben buradayım diyor resmen. Aracımda jant tavanı da var zaten. Ben sizlere 17 inç jantlarımız mevcut. 205, 55, 17 ebatında. Orijinal üzerinde Bridgestone lastikleri var. Çift renk değil bizimkisi. Tek renk, tamamen turuncu. Burada aynalarında kör nokta uyarının simgeleri mevcut. Şurada artık yeni Volkswagen'lerde güzel bir Volkswagen yazısı var. Bu arada anahtarsız giriş çıkışımız var. Böyle dokunduğunuzda kilitliyor. Tekrar şöyle bas yaptığınızda açılıyor. Arkada da böyle krom egzoz çıkışı gibi yerler var fakat boş. Egzoz aşağıdan çıkışı yapıyor. Evet, duruş bakımından güzel gösteriyor. Bir problem yok. Bagajı da göstereyim arkadaşlar. Elektrikli bagajımız var. Gayet güzel. Bagaj 440 litre. Leon'umda 380 litre bir bagaj vardı. Bir de aşağıya burada kamp sandalyelerim sana sığıyor. Bu parça aşağıya da alınabiliyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Tercih meselesi arkadaşlar. Burada küçük bir istetmesi de var. Buraya işte kamp sandalyesiydi, masaydı. Güzel. Avantajlı oldu. Hem de bagajı da dağınık göstermemiş oldu. Buradaki tuştan da bastığınızda kapanıyor. Ayrıca içerideki düğmelerden de açılıp kapatabiliyorsunuz. Stoplarımız LED zaten. Helojen hiçbir ampul yok. Sadece sislerimiz helojen arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle içinden de bahsedeyim sizlere. Arkası çok geniş değil. Leon'uma göre daha dar arkası. Diz mesafesi olarak özellikle dar. Ortada bir şaft tüneli var. Biraz yüksek. Burada kol dayamamız mevcut. Bagaja erişim de var arkadaşlar. Gayet güzel. Bu malzeme kalitesi sert zaten. Bu BSU diye geçiyor ama B Plus gibi de açıkçası. Tam BSU gibi de değil. Buraları yumuşak ama buralar sert. Burada zaten bir kumaş malzeme var. Cam açma tuşları falan Volkswagen kalitesi. Onda zaten bir eksiklik yok. Ön taraf gayet güzel arkadaşlar. Yani duruşunu ben çok beğendim açıkçası. Bu arada cam tavanımız arka tarafa kadar uzanıyor. Ön kapının üstleri de sert plastik. Ama tuşların basma hissi falan gayet güzel. Burada ısıtmalı ve katlanır aynanın tuşu da mevcut. Bu arada elektrikli bagajı da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada bilindik Volkswagen direksiyonu mevcut. Hız sabitleyicinin tuşları bu tarafta.
ses açıp kısma tuşları, multimedya işte değiştirim tuşları falan var. Adaptif hız sabitleyici var. Gerçekten çok güzel. Güzel de çalışıyor. Çok beğendim ben. Burada start stopumuz mevcut. Auto hold tuşu ve elektrikli el frenimiz mevcut. Bu arada hayal kırıklığı olacak arkadaşlar ama üst taraf sert bir plastik. Ama kalitesiz durmuyor. Torpido içi fena değil. Leon'dan daha küçük bir torpidosu var. Üste CD yeri var. Aslında gerek yok yani. CD ile bir işimiz kalmadı. Çünkü burada iki tane USB var ve Bluetooth bağlantısı Apple CarPlay'de olduğu için eksikliğini hissetmiyorsunuz hiçbir zaman CD'nin. Hiç de kullanmayacağımız bir aksesuar artık o. Göstergelerden bahsedeyim. Göstergeler arkadaş 3 tip. Aslında biraz daha fazla olmasını beklerdim ama 3 tip olmuş. Fena değil yine. Bir bu şekli var. Değiştiremedim. Kapıyı kapatalım. Buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir bu şekli var. Bir de bu var. Ve bu. Başka yok. Bu içlerini göstergenin içlerini işte solda yakıt tüketimi var. Sağda da işte adaptif hız sabitleyicinin fonksiyonunu görüyorsunuz işte. Daha doğrusu şerit takibinin fonksiyonunu görüyorsunuz. Şeritleri gördüğü zaman bunlar yeşil oluyor. Onları da şu tuştan. Burada işte line assist, adaptif hız sabitleyici, sınırlayıcı, kör nokta, parktan çıkış asistanı ve front assist olarak. Front assist de öndeki araç durduğu zaman bilgi veriyor, sonrasında frenle müdahale ediyor. Onları görebiliyorsunuz. Ayrıca buradan da iç kadranın şekillerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan değiştirdiğinizde soldaki ekran da değişiyor. Birkaç tane özellik var. İşte multimedyaydı, yakıt tüketimiydi. Hepsi var. Tercihinize göre kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Orta müzik ekranında bildiğiniz Volkswagen multimedyası. Bu arada yakıt tüketimini de görün. 190 km önce yakıt almışım. 8.6. Tamamen şehir içi arkadaşlar. Klima kumandaları da zaten Volkswagen'in klima kumandalarının aynısı. Aracın içinde bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. Birlikte kısa bir sürüş videosu da çekelim arkadaşlar. Daha sonrasında zaten detaylı yine uzun bir video atacağım. Bakalım neymiş ne değilmiş, birlikte test edelim. Evet arkadaşlar. Kısa bir turlayalım birlikte. Güzel sessiz. Benzinli bir makinamız var. 1.5 150 beygir. ACT motor zaten kendisi. Yürürü gayet iyi arkadaşlar. Biraz şunu ayarlayayım. Auto hold falan çok güzel çalışıyor bu arada. Saçmalamıyor yani. Durdu, bıraktı, yapmıyor. Ama aracı D konumundan N'ye aldığınız zaman auto hold'u devre dışı bırakıyor. Çünkü ben eski aracımda trafik içerisindeyken durduğumda her zaman arabamı boşa alırdım. Şanzımanı korumak adına. Bunda öyle bir şey yaptığım zaman direkt auto hold'u devre dışı bırakıyor. O yüzden zaten stop ettiği için N konumuna tekrar almak gerekmiyor. Gayet sessiz. Yani yaklaşık 10 yıldır sürekli dizel aracı olan birisi olarak güzel bir his. Dizelin o enjektör sesleri falan yok. O yüzden keyifli, daha sessiz bir yolculuk yapıyorsunuz. Gidişi gayet iyi. Geçen bir Kuzey Marmara yolunda denedim. Yaklaşık 237 civarına kadar çıkabildim. Tabii ki eğimde. Düzde ama 220'lere, 225'lere rahat çıkıyor. Çok zorlanmıyor arkadaşlar. Kuzey Marmara otoyoluyla da Leon'la bir video çekmiştim zaten. Kanalımda mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu araçla da bir video çektim. Kuzey Marmara otoyolunda. Yakın zamanda onu da düzenleyip tekrar atacağım arkadaşlar. Bu kör nokta
Gerçekten güzel çalışıyor bu arada arkadaşlar. Solda araç varken sinyal vererek sol şeride geçmeye çalışsanız dahi direksiyona müdahale ediyor ve gerçekten ciddi müdahale ediyor. Yani böyle bırakıp aman hadi geçebilirsin falan demiyor. O gayet güzel olmuş. Çok da hoşuma gitti. Değişik. Nereye gitmeye çalışıyor acaba? Bakış açıları falan geniş. Yüksekte olduğunuzu hissediyorsunuz arkadaşlar. İçi Leon'dan çok farklı değil. Yani sürüş hissiyatı Leon'dan çok farklı değil. Biraz daha yüksekte olduğunuzu size belli ediyor araç. Rüzgar sesi 120'den sonra falan başlıyor. Yani normal. Bu arada şu anda görüyorsunuz. Direkt şeritleri okumaya başladı. Şeritleri adaptif hız sabitleyiciniz kapalıysa 65 km'den sonra okumaya başlıyor arkadaşlar. Ama adaptif hız sabitleyici açıksa daha düşük kilometrelere kadar şeritleri takip etmeyi sürdürüyor. Yakıt ortalaması arkadaşlar şehir içi 8.5-9.5 bandında ilerliyor genelde. Ama uzun yolda 6'lara kadar rahatlıkla düşüyorsunuz. 6'yı çok rahat yakalıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir kere. 120-130'da 6'yı yakalıyorsunuz. Ben geçen Sakarya'dan Gebze'ye kadar sürekli 200-230-220 o bantta geldim. İnanılmaz bir yakıt ortalamam vardı. 15 litre arkadaşlar. Şaka değil, 15 litre ciddi değer. Orada da işte maalesef benzinli de ucu açık. Çünkü dizel aracımda aynı şekilde sürekli işte 200 üstü hızlarda geldiğimde maksimum 10 litreye kadar çıkabilmişti. Dizel aracımda da işte ortalama şehir dışında 5.5'larla falan geziyordum ben. 5-5.5'da. Bu arada gördüğünüz direksiyonu bıraktığım için belli bir zamandan sonra direksiyonu tekrar tut diye uyarı veriyor araç. Şuna geleceğim. Dizelde 5.5'tan 10'a çıkıyor. Ne kadar basarsanız basın. Ya bir de o bastığım ciddi bir hızlanmaydı arkadaşlar. Yani sürekli 200 üstü zaten ne kadar gidebilirsiniz. Orada halde bile 10'u geçmedi yakıt ortalaması. Ama bunda normalde işte uzun yolda 6'yla 5.5-6'yla gidebiliyorken bastığınızda 15, 3 kat arkadaşlar. Ciddi fark var burada. Yani 2 katına razıydım. Ben hadi 12, 13 olsaydı razıydım. Ama 15 çok fazla. Yani bugünün şartlarında işte benzin 7 TL dediğimizde 1 TL'ye tekabül ediyor. Yani o kadar fazla basmak için bütçe ayırmanız lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama usul kullanımda pek bir şey yakmıyor. Zaten ACT de var. Çok fazla tork gerektirmeyen durumlarda kendisini otomatik iki silindiri alıyor araç. Yani bu şu kilometreye kadar falan bir sınır yok. Benim gördüğüm kadarıyla bazen 140'dayken bile eko modu yandı arkadaşlar. O yüzden yani usul kullanımda ekonomik bir araç. Verdiği güce göre özellikle. Verdiği güç yani 150 beygir. Yani fena bir beygir değil. Şu anda daha öncesinde daha doğrusu sürekli dizel araç kullanıyordum. Bunlar işte 95 beygir, 110 beygir, 105 beygir. Genelde o şekildeydi. Yani neredeyse 1.5 kat daha fazla bir beygir var. Bu arada solunda aracı gördüğü zaman direkt kör nokta sarı olarak uyarı veriyor. Sesli hiç uyarı vermedi bu arada. Sadece ışık olarak uyarı veriyor sanırım. Güzel çalışıyor. Çok beğendim. Sağ tarafta da araç beni geçmeye başlarsa, beni geçmeye başladığı anda sarı uyarıyı veriyor arkadaşlar kör noktada. O da gayet güzel. Şurada bir 0-100 denemeye çalışacağım arkadaşlar. Takribi neler yapıyor? Onu da görelim. Daha sonrasında zaten detaylı uzun bir video. Hem viraj hem de sürüş nasıl oluyor birlikte bakacağız. Onu da kanala yakın zamanda yükleyeceğim arkadaşlar. Start stopumuzu kapatalım. Yolumuz müsait olduğunda çıkacağım. Seksen oldu. Ve 100.
aşağıya sayaç koyacağım. Bu arada arkadaşlar, burası diyorlar ki rampa aşağı diyorlar. Eski videolarımda da birkaç araçla burada video çektim. Burada rampa köprüden sonra başlıyor arkadaşlar. Köprüye yakınken başlıyor. Yani orası aslında hafif yukarı doğru, sonrasında eğim başlıyor. Yani buradaki amaç zaten birebir ölçüyü versin, fabrikadaki değer tutsun değil. Takribi çoğu aracı burada test ettiğimiz için birbiriyle kıyasladığımız zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı yakın değerler oluşuyor. O yüzden rampa aşağı, işte o, şu araba da çıkar oraya, şu bu da çıkar diye yani çok fazla takılmamak lazım böyle şeylere. Gayet güzel hızlandı gördüğünüz gibi. Zaten fabrika verisi 8-8.5 bandında. Ben hiç ölçmedim. Büyük ihtimalle 8.5. Belki 9 çıkabilir. Bu arada aracımda yelken modu da var. Şu anda zaten kendisini otomatik boşa aldı. Bu şekilde ilerliyor. Şurada önümüz açılırsa biraz daha yükleneceğim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 5. viteste 230'a kadar çıkıyor. Gayet güzel. Gaza bastığınızda çok canlı. O size keyif veriyor. Çoğu araca kafa tutabilirim hissi veriyor açıkçası. Bunu sevdim. Gördüğünüz gibi bir anda zaten 170'lere çıktık. Araca bazen işte araçlara hızlı yaklaştığınız zaman direkt çarpışma uyarısını veriyor arkadaşlar. Ama fren yapmasına müsaade etmeden ben frene basıyorum. O cesareti daha kendimde bulamadım. Daha sonrasında bu bir kartonla denemesini de yapacağım, frene basıyor mu diye. Arkadaşlar bu videodan şimdilik bu kadar. Detaylı videoyu söylediğim gibi yakın zamanda atacağım. Bu kısa bir ön sürüş videosu olsun istedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada da Allah herkese istediği arabayı almayı nasip etsin. Hatta daha iyilerini nasip etsin. Çok şükür bir araç nasip oldu. Aldık. Değiştirdik eski aracımızı. Bundan sonrasında da daha iyilerine binmeyi hem bizlere hem sizlere nasip etsin arkadaşlar. Videoyu tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.